Tekon Mars'tan tekrardan merhaba arkadaşlar. Çadırın içerisindeyiz ve bir önceki bölüm buraya gelip oyunu kaydetmiştim. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizi bekleyen yığınla görev var. Evet, çok fazla görev görüyorum. Yapacağız. Hepsini yapacağız. Ben kayda girmeden önce bu görevleri en hızlı şekilde nasıl yapabilirim sorusuyla biraz zaman harcadım. Kendimce bazı çözümler de buldum. Bugün onları deneyerek sonuca ulaşmaya çalışacağım. Şu üzerimdekileri bırakıyorum. Şunu da şöyle. Tamam. Her şey hazır görünüyor. Çadırdan çıkalım. Önce ortamın basıncını ayarlıyorum. Şimdi öncelikli görevimiz kargo kamyonunu yapmak. Hazırlamak öyle diyelim. Ve o kargo kamyonunu hazırladıktan sonra diğer görevleri yaparız. Evet, kamyonun parçaları da karşıda. Aşağı yukarı 100 metre kadar uzaktaymış. Oraya gideceğiz ve kargo kamyonunun parçalarını birleştireceğiz. Ardından kargo kamyonunu da kullanarak diğer görevleri yapmayı deneyeceğiz. Aksi takdirde böyle yürüyerek bu videonun süresi çok uzun olur. En azından elimizde bir araç olursa daha hızlı şekilde hareket edebiliriz. Biraz koşuyorum. Şimdi burada oksijenleri var. Bir tane de burada var. Önce bu oksijeni bir alalım. Komutanın cesedi burada. Oksijeni neden aldığımı söyleyeyim arkadaşlar. Biliyorsunuz ay yüzeyinde de bir görev yapmıştık. Araçlı bir görev. O görevde kullandığımız araca oksijen ve metan sağlamıştık. Ki burada bir kamyon kullanacağız. O kamyona da oksijen ve metan sağlamamız gerekecek. O yüzden oksijeni yanımda alıp gidiyorum. Okay, let's do this. Beware cargo truck. I'm a DIY enthusiast. Tamam, bunu yapalım dedi. Ben bir şeyim dedi. Yani kamyonla konuştu. Ben bir şey tutkunuyum dedi ama anlamadım. Well, that was fast. I'm very handy around the house. Evet, bu iş çok hızlı oldu dedi arkadaşlar. Pekala. Aracımız hazır. Şimdi şu oksijeni ona takalım. Bunların sanırım yönü var ya. Şöyle yapsak. Hah, oldu. Bir de metana ihtiyacımız var ki yanlış hatırlamıyorsam metan gazları burada. Bir önceki bölüm hatırlıyorsanız birkaç tane metan bulup onları dolması için üniteye bağlamıştık. Sanırım buradaydı. Öyle hatırlıyorum. Çünkü şöyle bir dairesel rota çizip buradan gelip çadıra geri gitmiştim. Biraz koşuyorum. Evet evet bakın buradaymış. Şunu aldım. Şurada dursun. Ben de şunu alıp. Eyvah. Gerçekten çok dengesizce bir şey. Tamam. O da orada dolmaya devam ederken ben koşar adımlarla kamyona gidiyorum. Bu arada şöyle bir şeyin de farkına vardım. Kapalı ortamlarda üzerinizdeki süiti çıkardığınız zaman tabii ki ortamda oksijen olması lazım. Üzerinizdeki süiti çıkarttığınız zaman o süit oksijen doluyor arkadaşlar. Peki. Tamam. Aracı hazırladık. Biraz susamış. Buradan 1 litre kadar su içelim. Koşalım.
Koordinatları check et diyor. Peki. Peki. Datapad'e bakıp koordinatları bulmamızı istedi. Şu konteynerlardan varmış. Onların yerini bulacağız. Şöyle yapmamız lazım. Şuradan imajların içinde olduğunu söyledi. So the cargo truck is ready. I think the best idea would be to start with the closest supply drop. Kargo kamyonu hazırmış ve en iyi fikir en yakın droptan başlamaktır dedi. Peki. Gitmemiz gereken koordinatlar orada. Ama ben bu görevi yapmadan önce başka bir şey yapmak istiyorum. Pop tentin yanına su ve yiyecek götürmemizi istiyor. 25 litre su ve 20 tane de yiyecek. Ben öncelikle o görevi yapmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü diğeri uzakta bir yerde. Yani şöyle bir baktığım zaman 424 metre uzakta. Peki, bu görevle ilgili herhangi bir şey yok. Diğeri de 100 metre uzakta. Yani aslında gidiş yolumuzun üzerinde olduğu için öncelikli olarak onu yapmak istiyorum. Şu tarafta bir şey kalmadı sanırım. Hayır var. Orada iki tane metan var. Gidip o metanları alacağız. Bir saniye şunu kapatalım. Ne oluyor ya? Sen şöyle duracaksın. Sen de şurada dur. Güzel. Kapı. Kapıyı da açtık. Evet. Önce şuradaki metanları alalım. Ondan sonra pop tentini oraya bir şeyler götüreceğiz. Su ve yiyecek götüreceğiz. Ama önce şuradaki metanları alalım. Yavaş. Biraz tamam. Bu tarafta değil. Bu tarafta mı? Evet, buradaymış. ...35 saniye sonra bir radyasyon şeyi olacakmış. Hemen şu kaskımızın üzerindeki yara bandı gibi şeyin üzerinde yazıyor. Tam görünmüyor ama orada bir yazı var. Bir solar etkinlik olacak. Sanırım bir güneş patlaması ve ondan kaynaklanan bir radyasyon söz konusuymuş. Tabii ki bize etki etmez diye düşünüyorum. Yani bir yere sığınsak mı? Bence gerek yok. Bakalım. Hemen şimdi oluyor. Evet. Yani bilemedim. Aracın içerisine girsem de ne fark eder ki? Sonuçta Mars'tayız. Yani her yer radyasyon. Bizi bir araç mı koruyacak? Kesinlikle korumaz. Evet, bu kapanıyor.
Bir saniye. Kıyafetlerimizin belki radyasyon açısından bir koruması olabilir. Yani başlığı çıkartırsam bir radyasyon zehirlenmesi yaşar mıyım? Vallahi hiçbir şey olmadı. Peki. Yürüsene ya. Şimdi ikinci hedefimize doğru ilerleyelim. Arkadaşlar burada duruyorum. Basıncı ayarlayalım. Hadi. Evet, burada bazı tedarik malzemeleri var. Onları almak istiyorum. Mesela bu. Bunlar suymuş. Şöyle. Peki. Nasıl olsa bir yük kamyonumuz var. İstediğimiz her şeyi taşıyabiliriz. Sen nesin? Bunlar da suymuş. Eyvah. Bu gerçekten sıkıntılı bir şey. Güzel. Diğerini de alalım. Muhtemelen diğerinde de yemek var. Öyle hatırlıyorum. Evet. Burada da şeyler varmış. Yemekler varmış. Hadi. Şöyle yapsam. Güzel. Nesneler havada uçarken onları taşımamız gerçekten çok büyük sıkıntı. Önceki bölümde de söylemiştim. Sanki bu oyun VR için geliştirilmiş gibi duruyor. O nesnelerin havada uçuyor olması pek şey değil. Nasıl söylenir? İyi yönetilebilir değil arkadaşlar. Size sürekli sıkıntı çıkartıyor. Kontrol edemiyorsunuz. Ve tabii ki onun gibi şeyler. Burada oksijen var. Sanırım biraz da metan var. Hepsini alacağım. Komutan, senin için çok üzgünüm komutan ama maalesef hayat böyle bir şey işte. Bir yerde insanın ömrü tükeniyor ve yapacak bir şey de kalmıyor. Koşarak bu işi yapmayı deneyeceğim. Nasıl olsa kamyonun içerisine girdiğimiz zaman tekrar oksijenimiz doluyor.
Ya bir saniye ya. Güzel. Bunu ben niye önceden akıl edemedim ki? Eyvah. Sen önce hadi. Önce şurada bir dur. Ben yukarıya geleyim. Evet. Eyvah. Hop. Peki. Çok şey bir durum ya. Mantıksızca bir durum. Gel buraya gel. Sakin. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Şşt, hey, sakin ol. Sakin. Sakin. Allah'ın cezası. Sakin ol. Peki. Evet. Orada dur. Ya amma sıkıntılı şey ya. Gerçekten çok sıkıntılı bir şey. Yani bu kadar angarya olmasına gerek yoktu. Aa, bir saniye. Onları böyle dizebiliyor muyum? Peki. Seni de şöyle koysak. Dur orada. Allah'ın cezası dur. Kesinlikle VR arkadaşlar. Bu oyun kesinlikle VR için tasarlanmış. Hani böyle mouse klavye ile bu iş olmaz. Diğerleri nereye gitti? Bir tanesi orada. Diğeri de orada. Tamam, onları da alacağım. Çünkü bir önceki bölümde yanına alabileceğin kadar çok şey al demişti. Belli ki bu görevler bittikten sonra bizi başka bir şey daha bekliyor. Daha büyük bir sorunla karşılaşacağız. Belki de oyun artık senaryo modundan çıkıp hayatta kalma moduna geçecek. Tüm bunlara ihtiyacımız olacak diye düşünüyorum. Oraya ben kamyonla gidersem öyle yapalım. Kapanıyor değil mi? Kapanıyor. Çok yavaş. Gerçekten çok yavaş. Hatta o kadar bir yavaş ki bu durum sinir bozucu oluyor. Gel buraya.
Güzel. Bir saniye. Yavaş yavaş ortam kararmaya başladı. Bazı su ve yiyecekleri yanımıza aldık. Hepsi kamyonun içerisinde. Onları tabii ki buraya bırakacağım. Hatta bakın buraya gelir gelmez hemen %52'ye %45 oldular. Ben onları dışarıya bırakmayı düşünüyorum. Bir saniye. Şuradan merdivenleri açarsak. Evet, ışığımızı da açalım. Onları buradan da bırakabilirim diye düşünüyorum ya da neyse biraz aşağıya inelim. Güzel. Burada büyük olanlar var. Ya ben niye yürüyemiyorum? Gerçekten gerçekten küfür edeceğim. Bu kadar sinir bozucu bir şey olamaz. Peki, orada kaldı. Dur bakalım şurada. Eyvah. Neyse. Şurada dursun. Artık aşağıya indik. Yapacak bir şey yok. Sen de şurada dur. Bunların içi dolu mu? Boş. Sen eğer boşsan şurada arkada dur. Ah. Oksijen. Neyse ihtiyacımız yok. Şimdi tabii ki buraya daha fazla şey getirmek lazım ama biz onları arayarak zaman harcamayacağız arkadaşlar. Diğer görevimizi yapmak için yola çıkacağım. Bir saniye. Şu Allah'ın cezası şeyi. Sakin, sakin. Sakin ol Joe. Tamam. Neyse ya. Ne halin varsa gör. Kapanıyor. Güzel. Bakın ortamın ısısı sürekli düşüp yükseliyor. Dışarıya çıktığımız zaman ısı düşüyor. Aracın içerisine girdiğimiz zaman ısı tekrardan yükseliyor. Artık şu görevi gidip yapalım. 326 metre.
Diğer görev buradan yok. Peki. Bu şu an bekleyecek. Tamam. Şöyle yapmamız lazım. Evet, ışıklar. Bunu arıyordum. Daha fazla malzeme bulup, yani hayatta kalmamızı sağlayacak daha fazla malzeme bulup Pop Tent'in yanına getirmemiz lazım. Çadırın yanına getirmemiz lazım. Bilemiyorum. Tabii ki onlara bakacağız ama şu görevimizi yapmak için yola çıkalım. Bize şu an en uzak yer bu görev görünüyor. Oraya gidelim. Belki orada bir şeyler bulabiliriz. Bilemiyorum. Yani neyle karşılaşacağımızdan da emin değilim. Sadece oraya gitmemiz gerekiyor. Orada bir drop var. O drop'un içerisine bakacağız. Artık içinde her ne varsa onları alıp belki de buraya geri geleceğiz. Aracımız biraz yavaş hareket ediyor. Metan olarak yeterli seviyedeyiz. Yani aracın yakıtı var. Fakat oksijen biraz az. Evet, shift tuşunu basılı tutarsam biraz hızlı hareket edebiliyoruz. Güzel. Umarım bir yerlere çarpıp da aracı patlatmayız. Biraz fazla metan tüketiyor. Tamam dedi ki ilk drop'a hemen hemen yaklaştım dedi. Onun konumuna yaklaştım dedi. Sadece kargo modülünü bulmam gerekiyor. Peki. Buralarda bir yerde olması lazım. Ortam zifiri karanlık oldu. Ah be, bu taraftan değil. Diğer taraftan inelim. Oo, oksijenimiz 6 dakika. Demek ki sadece başlığı çıkartmak yeterli olmuyor arkadaşlar. Suit'i de çıkartmak gerekiyormuş. Sen şuradan çekilirsen, seni şuraya koyarsam ayak altında olmazsın. Peki ne diyor? Bu aletleri kurmamızı istiyor. Muhtemelen buraya kuracağız. Neyse. Bu bir. Sen ilginç. Sen de şurada dur. Hı.
Ne işe yarayacaklar ki? Sen de böyle dur. Hayır, vazgeçtim. Sakin ol. Neyse ya, dur işte, burada dur. Bir saniye. Ha. Bırak şunu ya, bırak şunu. Gel buraya. VR arkadaşlar, VR. Bence VR. Kırmızı. Bak, oh, yavaş yavaş, sakin ol, sakin ol. Oksijenim. Kırmızı kırmızıya mı? Bitiyor. Bu işi halletmem lazım. Neyse, şu aracın içerisine bir girelim. Biraz oksijene ihtiyacımız var. Son 3 dakika. Peki. Evet, 29 dakikalık oksijenimiz oldu. Şimdi göreve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok kısa bir sürede doldu arkadaşlar. Neredeyse 10-15 saniyede tam kapasite olarak oksijeninizi tekrardan doldurabiliyorsunuz. Bunu da öğrenmiş olduk ama tabii ki süiti de çıkartmanız lazım. Sadece başlıkla olmuyor. Peki ben bu iki aleti birbirine bağladım. Bağladım da ne olacak? Seni ben yerinden kaldırabilir miyim? Şöyle. Şu kablo hiç hoşuma gitmedi. Neyse. Şunu da. Evet. Gerçekten çok ilginç bir oyun ya. Gerçekten çok ilginç bir oyun. Tuhaf tuhaf şeyler yapıyoruz. Sakin ol. Tamam. Bunu takmamız lazım. Kime takacağız? Muhtemelen buna takacağız. Evet. Takılmıyor mu? Peki. Bununla bir ilgisi var mı? Bununla da ilgisi yok. Eyvah, gel buraya, gel buraya. Gitme, gitme. Gel buraya. Bunlar çok değerli. Bunlar çok değerli şeyler. Şurada dursun. Gel buraya. Gidemezsin. Peki.
Ne yapmam gerektiğini inanın bilmiyorum. Bırak, bırak onu. Yavaş, sakin ol. Yeşil ucu buraya takıyorduk. Güzel. Kırmızı ucu da buraya takıyorduk. Biraz mantıksız olsa da. Ya bir şey deneyeceğim. Bu arada yemek ve suya ihtiyaç varmış. Biraz su içtik ama şu yemek olayı bizi sıkıntıya sokacak. Ya şunun üzerine takmam gerekmiyor mu? Çok ilginç ya. Eyvah. Devrilme sakın. Güzel. Sakin ol. Yok arkadaş yok. Peki. Galiba böyle. Yani bu elimizdeki aleti de kullanarak. Anladığım kadarıyla öyle olacak. Şimdi deneyeceğiz ama evet. Evet. Bu sefer olacak. O ışığı gördüm arkadaşlar. Gel buraya. Gel buraya. Allah'ın cezası. Gel buraya. Nereye gidiyorsun ya? Gel buraya. Ya Mars'ta tek başına kaldım ve şu yaptığım şeye bakar mısın ya? Voilà. What's next? Evet. Bu kadar mı? Peki. Hazır bu işe başlamışken diğerlerinin hepsini de üzerine takalım ve videoyu sonlandıralım. Bir sonraki bölümde görevin geri kalan kısımlarını yapmak üzere yola çıkarız arkadaşlar. Ne oluyor ya? Peki, ortam çok soğudu. Adam ölecek. Çabuk, çabuk, çabuk. Evet. Demek ki bu işi gece yapmamak lazımmış. Neyse arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki bölüm kaldığımız yerden devam ederiz.
İzlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.